hocam da söyledi, 53 ülkeden faaliyet gösteren üniversiteler ve eğitimciler arasında bilimsel, ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmayı ve yeni projeleri hayata geçirmeyi amaçlayan bu zirvenin amacına ulaşmasını diliyorum. Tabii her ülkenin olduğu gibi bizim ülkenin de öncelikli gündemi ve en önemli konusu eğitimdir diyoruz. Eğitimden daha öncelikli veya önemli bir konumuz yoktur diyoruz. Bu bilinçle de merkezi hükümet bütçemiz içerisinde en fazla kaynağı eğitime ayırdık. Bir kıyaslama, ne kadar bir yol aldığımızı göstermek açısından söylemek isterim. 2002'de milli eğitime ayrılan kaynak 11 milyar lira Türk lirası. Fakat o dönemki bütçenin %10'la tekabül ederken şimdi 122 milyar lira eğitime kaynak ayırıyoruz ve merkezi hükümet bütçesinin %20'sine yaklaşık tekabül ediyor. Yine OECD ülkeleri kendi milli gelirlerinden %5.2 eğitime pay ayırırken biz Türkiye olarak 5.8 pay ayırıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki eğitime önem veren her şeye önem vermiştir. Eğitimi ihmal eden de her şeyi ihmal etmiştir. Eğitimde kalite değişmez hedefimiz ve amacımızdır. Daha iyi bir kaliteyi evlatlarımıza, öğrencilerimize vermek için çalışıyoruz. Bunun için derslik başına düşen öğrenci sayısının az olmasına, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olmasına, teknolojik gelişmelerin eğitime katılmasını istiyoruz. Hasan hocam da söyledi. Üniversitelerimizdeki yine kaliteli eğitim vermek için de hem sayısal artış oldu, hem kemiyette hem keyfiyette mutlaka ikisinin de artışını sağlanması lazım. 183-182 Hasan hocamın vardı. 183 üniversitemiz var ve 7 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Bu sayı, üniversiteye giden öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da, Rusya'dan sonra ikinci sıradayız. Ve bundan gerçekten gurur duyuyoruz. Bizim genel kuralımız şu, iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Bundan dolayı da hem üniversiteler arasında, üniversitelerimiz arasında Hasan hocam da söyledi, ihtisaslaşmaya önem veriyoruz. Önümüzdeki yapması gereken şey mutlaka ihtisaslaşma. Ama bir diğeri de dışarıdan denetimi sağlamak. Bir kalite kurulunu şu anda kuruldu. Ama bu kalite kurulunu özerk hale getirmek istiyoruz. İdari ve mali özerkliğe sahip olmak istiyoruz. Dolayısıyla da bu iki husus önümüzdeki daha kaliteli bir yüksek eğitim vermek için bizim öncelikli amaçlarımız arasında olacaktır. Şimdi 53 ülkeden gelen öğretim üyeleri, eğitim yöneticileri, eğitim çalışanları, eğitim emekçileri var. Bu etkinlikle beraber diyoruz ki her alanda işbirliği yapalım. Öğrencilerimizin değişimini gerçekleştirelim. Öğretim üyelerimizin, akademisyenlerin değişimini gerçekleştirelim. Programlarımızın değişimini gerçekleştirelim. Ortak projeler yapalım. Bilgilerimizi paylaşalım. Tecrübelerimizi paylaşalım. Bilgi de tecrübe de paylaşıldıkça artacağına ve herkesin bu paylaşımda da kazancı çıkacağına inanıyorum. Türkiye olarak birçok ülkeyle birçok alanda stratejik işbirliği yapıyoruz. Ama bilin ki o stratejik işbirliği en önemli yapılması gereken yerin eğitim alanı olduğunu düşünüyorum. YÖK Başkanımız da söyledi. 20'nin üzerindeki ülkeyle stratejik işbirliği yapıldı. İşte bugün 53 ülkeden gelen eğitim temsilcilerine de biz de diyoruz ki Türkiye olarak bu coğrafyaya baktığımızda çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla gayret göstermemiz, bizden yeni yollar bulmamızı, yeni yollar açmamızı bekleyen insanların umudu olaraktan iki günümüzü birbirine eşit kılmamak için çok daha fazla projeleri hayata geçirmemiz lazım. Biz Türkiye olarak bu yolda yapılacak her türlü projeye destek vermeye hazırız. Bu yolda yapılacak her türlü projenin ortağı olmaya hazırız. Amacımız daha iyi bir Türkiye. Barış içerisinde, huzur içerisinde kalkınmış bir Türkiye, kalkınmış bir coğrafya, kalkınmış bir Avrasya. Ama dünyada ve ülkemizde de bizim genel sözümüzdür. Dünyada barış, ülkemizde barış, dünyada refah, ülkemizde refah. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bu toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.